Merhabalar, ben Köftesi Köte ve Pizza Köftesi serimizin 54. bölüm. Sen gene emin olamadım. Hemen bir bakayım. Evet, 54. bölüm. Ve birkaç sorunla karşılaştık. Öncelikle golemimiz üretilen hayvansız scrap'i halledemiyor. İcabına bakamıyor. Çünkü neticede hayvansı bir cobblestone geliyor ve bu hayvansı cobblestone hayvansı bir scrap'e dönüşüyor. Ve sanırım şu an demin oyunu kapattığım için Corey'miz de durdu. Oyunu kapatınca maalesef böyle bir şey oluyor. Lua da henüz o kadar üstün yetenekli olmadığım için bunu engelleyecek bir şey yapamıyorum. Biraz kurcalayacağım gerçi. Ve azıcık rahatlasın sistemimiz. Ve iki bölüm arasında sadece bir dakika kadar oyunda kaldım ve böyle bir yeri kazmış bile. Misler gibi. Bir şimdiki tasarım için gördüğünüz gibi bir şey craft ettim. Turtle. Turtle bu şekilde craft ediliyor. Chest, iron ve computer. Ancak Turtle'ı tabii bunu marble'ları aktarmak için kullanmıştım. Onun sebebini söylerim. Marble'ları artık burada taşımıyorum. Şu diskte. Hatta cobblestone'ları da yakında o diskte taşımayacağım. Ve şuna bakarsak eğer Mining Turtle. Ama bunu neyle craft ediyorum? Normalde bildiğiniz gibi Diamond Pickaxe ile craft ediliyordu Mining Turtle'lar. Fakat eğer neydi? Miscellaneous Peripherals kurulu ise Red Power jamleriyle yapılanlarla da gayet craft ve bana sizden ...16 tane lazım. Ve bunlar craft ediliyor şu an. Niye craft etmiyorsunuz? Aa, senin tarifini koymamıştım. Doğru. Bu benim hatam. Hemen onu da koyarız. Bu tamamen benim hatam. Hani oluyor öyle. Bu bölüm Direwolf'un core tasarımına başlayacağız biraz. Tabii stone bekliyor bu şu an. Her olduğu gibi. Iron'larımız bayağı bir azalıyor ancak core'imiz sayesinde o kadar azalmayacak. Şimdi scrap oranımız biraz dinsin. Gördüğünüz gibi bunlara yetişmiyor. Bunun için şöyle bir şey yapmayı planlıyorum hemen. Brickler gelin. Nitor. Gel. Öncelikle bundan yapacağım. Tabii şunları boşaltmam lazım. Nerede benim glass file'larım? Tamamdır. Imperio lazım bana. Ne dersin? Mutius ve Imperio. Ve benim bir yerde kovam olacaktı. Ama yok. Galiba. Ha tamam. Önceki kovamı muhtemelen o 50. bölümde kaybettim. Asıl kovamı.
Ve bunları atıyoruz. Daha doğrusu atamıyor. Ha. Ah. Tamamdır. Basic Golem Animation. Eğer bize Watershard'dı galiba. Emin değilim. Test edeceğiz. Bir saniye. Tom nom 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 kumumuzu alalım. Ve animation core'larımıza bakalım. Bu arada o gizli araştırmaların hepsini de tamamladım. Gördüğünüz üzere. Ve bayağı da bir sarıymış tamam. Air shard'ımızı alalım. Motus lazım sana. 12 tane. Tabii ki de su. Seni tarasın. Ve sol yazdım. Sol sand 8. 8'din değil mi? Evet. Seni ben düşürmek zorundayım. Bu golemin özelliği diğerlerine göre çok daha hızlı. Kendimize bir parça scrap alamıyoruz. Ama artık alabiliriz. Scrap, any amount ve beyazlardan. Bu ikisi beraber çalışacak. Bu sayede çok daha hızlı bir üretimimiz olacak ve artık core'imizi bence tekrar çalıştırabilirim. Evet, bu sorunumuzu hallettik. Şimdi turtle'larıma bakıyorum. 16 tane mining turtle'ım hazır ancak bunları bayağı sonra kullanacağım ben. Hani şu an nasıl bir program falan yazacağım hakkında da en ufak bir fikrim yok bunlara. Kristal buralarda bir yerde olacaktı. Tabi gözlüklerim olmadığı için göremiyorum. Neyse şuraya yerdir direkt. Fire. Neyse sen herhalde busun ya da busun. Ya da busun. Buymuşsun. Water. Tamamdır. Bunları da temizlediğimize göre bir şey daha yapacağız. Mining Veil. Bunun için Iron Pickaxe, Iron Gear, Redstone, Iron Ingot ve Redstone. Evet, şey. Şimdi kendimize bir tane Stone Gear verelim. Ve Iron alalım. Bir tane de Iron Pickaxe craft edelim. Bir tane de redstone. Ah. Öncelikle Iron Gear'ı upgrade edelim seni. Encode. Seni buraya atacağız. Seni de buraya. Ve Iron Gear'ımızı isteyelim buradan. Gear. Bir saniye hangi yöndeydi? Tam tersi. Iron Pickaxe, Iron Gear,
Redstone. Ve bunlar. Mining Whale'imiz de hazır. Encode. Mining Whale Core'nin bir alt kademesi diyebiliriz ve seni yerine koymayı unuttuk. Sadece tek blokluk bir alanı kazıyor ancak çok daha hızlı kazıyor. Dolayısıyla da Direwolf tasarımlı core için bu kullanılıyor ama. Ve senden 16 tane craft ediyoruz. Gördüğünüz gibi craft ediyor tek tek. 10, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. 16 tane core'imiz hazır. Bunun için yeni bir mining age yaratmak istiyorum. Ve dolayısıyla da seni alıp şuraya atıp sendeki sembolleri kopyalayacağım. Ancak Extreme Hills biyom olmayacaksın sen. Farklı bir biyom olacaksın. Normal Moon. Ve gökyüzü beyaz olmayacak. Ben bunu yapıp geliyorum hemen. Evet, bookumuzu belirledim. Flat, Meadow Biome, şu an içinde bulunduğumuz biome, Single Biome, No Weather, Normal Sun, Normal Moon, Rising Full Length Normal Sun, Setting Full Length Normal Sun. Geri kalan her şeyiyle bir de gökyüzü renginin mavi olmasıyla bizim Overworld'ümüzle aynı. Ve seni yarattık. Kendimize bir tane Linkbook alalım ve bir şey daha lazım bize. Stick. Ve Wood. Evet, bize lazım olan bu. Yanlış o da. Mining Age 3. Seni bırakabiliriz. Umarım stabil bir word'sündür. Ben önlemimi alayım da. O son olaydan beri artık kaskımı bir çıkartayım bakalım. Herhangi bir kötü etki yok gibi gözüküyor ve hatta burada bir tane de Strongholds Tillit Biomes. Şuralara bakalım. Dire Core'imizi bu age'de kuracağız. Yüksekliği de gayet mükemmel. Huge Trees, North, Black. Ha, sen misin? Tamamdır. Artık yoksun. Swampland Biome, Densource, Blacklist. Bu arada Densource hakkında World'e hayvan gibi maden ekliyor ancak World'ün stabil olmadığı işini garantilemiş oluyorsunuz. Hani o world'de kesinlikle kötü bir şeyler oluyor. Linkbook'umuzu da koyalım. Evet. İki mining age'imiz var. Bir tanesi normal core'imiz. Diğeri dire core'imiz. Öncelikle normal core'imizi bir tekrar çalıştıralım. Çünkü madene ihtiyacımız var neticede. Whoa. Ve bunun... Ah, bu benim salaklığımdı. Bunun böyle ufak bir sorunu var. Çalışsın bakalım. Ne oldu? Yine o lanet lag mı?
Evet, buna neyin sebep açtığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama şey, hata mesajına baktığımda bazı modların World'ü doğru yükleyemediği hakkında bir mesaj alıyorum. Belki de Mindcrack'ten update etmemle alakalıdır. Bunu FTP forumlarına en kısa sürede yazacağım. Bakalım ne cevap alacağız. Evet. Hatta bir ara sırf bu hatayı almak için uğraşabilirim bile. Sadece bir... Ne hatayı direkt rapor edeceğim. Hani sırf bu yüzden serimin böyle sık sık çekimlerimin böyle sık sık bölünmesini istemiyorum. Onu geçtim. Eğer aktarmam yüzündeyse ve düzeltebileceğim bir şey yoksa gidip yeni bir sezona başlamak istemiyorum. Çünkü bu seride şu anki sezonda gayet güzel idare ediyorum. Her şeyim gayet güzel gidiyor. Neyse. Frame'lerimi alıyorum ben. İki stack bana fazla hayli hayli yeter. Mining Age 3. Ve tabii ki de bana biraz destek gerekiyordu. Direkt scaffolding gibi bir şey mi yapsam yoksa normal 4 mü kullanayım? Direkt cobblestone'u yardır. Çünkü bunu biraz yüksek yapacağım. Çünkü bunun yukarı aşağı oynama gibi bir özelliği olmayacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Tamam, bence bu gayet güzel. Artık direkt kafayı inşa edeceğim ben. Tamamdır. Her zamanki gibi. Direkt çankın içinde. Ve bu sadece ileri doğru gidecek. Sadece bu yöne doğru gidecek. Ah. Size mining well'lerin ne olduğunu tam olarak açıklamak isterdim ancak bunu daha sonraya bırakacağım. Ve 16 saniye turtle'ımızın 16'sını da yerleştirdik. Turtle'lar aslında bir computer craft'ın eklediği bir çeşit robot. Pek çok farklı işi görebiliyorlar. Evet, her şeyi bir çank içinde tutmaya çalışıyorum. Evet, böyle bir evet, frame'lerimiz aynen bu şekilde yerleşecek. Ve şimdi ikinci önemli kısma geliyoruz. Yanlış chest. Burası doğru ancak yeterli sayıda değil. Bakalım şurada var mı? Ha, tamam, bolca yapıyormuşuz. Burası tamam. Bu sistem tamamen Minecraft çülümüzü kullanacak. Ve bir şeyi hesaplamayı unuttum. Ve bize 2 adet enerji tesseract gerekecek.
Itemları buradan alma işini routerlarla yapmak istiyorum. Ancak routerlar hakkında, yani factorization'ın bir item aktarma yolu, hiç tecrübem yok. Dolayısıyla da önümüzdeki bölümle bu bölüm arasında tamamen routerlarla testler yapacağım. Muhtemelen router taşıma sistemini o arada yapmış olurum. Ve size en ufak detayına kadar anlatacağım nasıl yaptığımı. Ama routerları şimdi yapalım. Benim link book'um nerede? Burada, tamam. Ben düzgün yazabilsem. Ha, router. Bunun için yumurta, Ender Eye ve Ender Pearl lazım ve Dark Eye. İki tane yapacağım için evet, iki tane yapacağım. Sebebini anlayacaksınız. Dark Iron'ım var mı? Yok. Ama Dark Iron yapımı kolay. İki tane blokla... dur, pardon. Bir blok daha lazım. Evet. Üç tane Iron blok lazım bana. Sizler burada işlenin. Blaze. Tam iki tane var. Başka ne lazım? Ender Pearl. İki tane Eye of Ender'ımız hazır. İki tane Ender Pearl'ümüz hazır. Iron bloklarımız hazır. Wrath Igniter'ımız şurada bir yerde olacaktı. Bunları hemen yakalım. Yansınlar. O esnada hemen uyuyup yumurtalarımızı da alalım. Aslında yumurtam olacaktı burada. Evet. Yumurtam varmış da. Şu sönsün. Sönüyor. Tam söndü. Dark item'larımız da hazır. Ve router'larımız da hazır. İki tane router yapmamın sebebi, router'lar factorization'ın item taşıma yöntemi ve bağlı oldukları her inventory'yi bir item olarak, pipe olarak görür. Evet, pipe gibi kullanır. Bunun anlamı ne diye soracak olursanız eğer, bunu buraya koyarsam eğer ve doğru upgrade'leri ve ayarlamaları yaptığım takdirde direkt bu turtle'ların içinde bulunan bu turtle, bu arada router'ın bir inventory'den item çekebilmesi için o inventory'nin router'a bağlı ya da router'a bağlı bir inventory'e bağlı olması lazım ve bu tüm zincir bu kurala uyuyor. Yani kısacası buradaki tüm bu tortaların içindeki tüm itemları alır, kabul edilir. Ancak burada bir şey devreye giriyor. Önemli bir detay. Router maalesef bu mining well'leri de alacak. Bunun önüne geçmenin yolu ikinci bir router koymak ve ayrı bir ender chest sistemi döşeyip bir sorting machine ile o ender chest bir sorting machine ya da sorting machine'e de gerek yok. Evdeki Applied Energy sistemim otomatik olarak algıladığı tüm mining verileri bir Ender Chest'e koyar. O Ender Chest'imiz burada olur. Bu router'ımız onları bunlara dağıtır. Router'lar standart olarak bir item koyup sonra diğer inventory'e geçip ona bir item koyup sonra diğer inventory'e geçip koyduğu için bu tam istediğimiz biçimde çalışacak. Fakat diğerinde yani şurada olacakta bazı upgrade'lerimiz mevcut olacak ve bu upgrade'ler sayesinde ki bunlar oluyor. Bunlar Machine Filter. Machine Filter'a ihtiyaç yok aslında. Speed Booster, Trollness,
ve bandwidth. Derin ejector da olabilir. Evet. Bunlar olacak. Bunda ise sadece belki speed boost'u koyabilirim. Ama bunun dışında speed boost ve ejector olacak. Bunların ne işe yaradığını ileride bir ne zaman yapacağımı bilmiyorum ancak yapmayı planlıyorum. Bir factorization incelememde anlatırım ne işe yaradıklarını. Ama öncelikle bu bölümde bir şey daha yapmak istiyorum. Daha sonra bir şeye hafiften başlamak istiyorum. Ve o başlayacağım şey ne diye soracak olursanız. Ultimate Solar Helmet. Ama kendi Solar Helmet'imi, Solar Helmet'imi demişim. Quantum Suite Helmet'imi saklamak istiyorum. Dolayısıyla ikinci bir tane daha Quantum Suite Helmet yapacağım. Bunun için bana Rainford Glass, Iridium Plate ve Advanced Circuit lazım. Bir de Nano Helmet. Öncelikle seni yapalım. Yapamıyorduk değil mi? Neyse. Şimdilik ben burada bu bölümü bitirsem iyi olur. Ben o Ultimate Solar Helmet'in için en azından bir Quantum Helmet'i bir sonraki bölümün başında yapmış olurum. Ve Router'lar üzerinde biraz test yapıp şu mining yeni Quarry'mizin nasıl çalışacağı üzerine belirlemiş olurum nasıl çalışacağını. Bunun ardından sonraki bölümde görüşeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.